Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda 14. C programlama örneğinde array'lere giriş yapmıştım. Ve o videonun sonunda bir sonraki videoda array'lerin nasıl sorulduğunu göstereceğimi söylemiştim. Bu video onunla ilgili olacak ve array'leri tam bitirmiş olacağız hemen hemen. Son bir string kalıyor. Onu da zaten daha önce görmüştük. Bir sonraki örnekte string yapacağız. Şimdi bu örnekte yapacağım program kullanıcıya kaç tane sayı girmek istiyorsun diye soracak. O kadar sayı girdirecek ve o sayıları fonksiyona yollayacağız. Fonksiyonun görevi tek ve çift sayıları yazdırması. Yani bu sayı tektir veya çifttir diye tüm sayıları tek tek yazacak. Hiçbir şey döndürmeyeceğim için void diyorum fonksiyonuma. İsmini de tek çift koyacağım. İçine biz array alacağımız zaman şu array'i belirten köşeli parantezleri eklememiz gerekiyor. Sayılar diyorum buraya. Virgül koyacağım. Buraya da boyut diye bir tane yine integer değişken girmem gerekecek. Bunun sebebi fonksiyonlar kendi başlarına bir array'in ne kadar boyutta olduğunu anlayamazlar. O yüzden biz ne zaman kendi ana fonksiyonumuzdan fonksiyona bir array göndereceksek yanında boyutunu da yazmak zorundayız. Onu zaten siz program yazdıkça alışacaksınız buna. Şimdi bir tane for döngüsü oluşturacağım. O yüzden i diyorum. For dedim. Şimdi bu for'da i'ye 0 değerini veriyorum. Daha sonra i'nin boyuttan küçük olduğu koşulunu koyuyorum. Yani küçük olduğu boyunca bu döngü devam edecek. Ve son olarak bir arttırıyorum. Şimdi bu for'u yazınca ne yaptığını anlayacaksınız siz zaten. Buraya if diyorum. Ve benim burada aldığım array'i yazacağım ve içine i koyacağım. Bu koşul bildiğiniz üzere. Yani if'in çalışması için bu koşulun doğru olması gerekiyor. Zaten fonksiyonlar konusunu, if else konusunu, for konusunu hepsini ayrı ayrı örneklerde inceledim. Eğer önceki konulara dair bir sıkıntınız varsa oraya gidip tekrar videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi %2 demek buradaki sayının 2 ile bölümünden kalan eşit ise 0'a. Koşulumuz bu. Şimdi buradaki sayı önceki videoda hepsini anlatmıştım zaten. Sayılar i diyorum. Mesela 0 olduğunda 0. konumdaki sayıyı buraya verecek ve 2'ye böleceğim. Eğer o sayı bu koşulu sağlıyorsa demek ki çifttir. Çünkü bildiğiniz üzere çift sayılar 2'ye kalansız bölünür. Kalan eşittir 0 ise demek ki bu bir çift sayıdır. O yüzden buraya kullanıcıya önce sayıyı yazacağım buraya. Yüzde D diyorum o yüzden. Sayısı bir çift sayıdır diyorum. Daha sonra buraya ne yazdıracaktık? Sayılar. Kontrol ettiğimiz sayı yine i olacak. İ'ninci konumdaki sayıyı verecek. Örneğin 0 girdi mesela. 0. konum. Eğer bölüm 2'ye bölümünden kalan 0'sa buraya gelecek ve yine aynı sayı 0. konum. O sayı bir çift sayıdır diyecek. Bir de else durumu için tam tersi olur. Tek olur o zaman. O yüzden burayı kopyalıyorum şöyle. Ve buraya yapıştırdım. Tek değiştirmem gereken şey tek sayıdır diyecek. Ve hiçbir şey döndürmeyeceğiz. O yüzden fonksiyon bu kadar. Şimdi ana fonksiyona geliyorum. İlk a diyorum. Daha sonra kullanıcıdan kaç sayı gireceksin diye bilgi alacağım. Kaç sayı girmek istiyorsun diye kullanıcıya soracak. Ve scanf fonksiyonu yardımıyla şuraya yine parantez açıyorum. Scanf fonksiyonu yardımıyla yüzde elde diyorum çünkü tam sayı alıyorum ve A'nın içine depolayacağım. Diğer unutmamanız gereken şey her zaman bu işareti koymak zorundasınız. Koymazsanız
Program hep hata verecek ve hatayı bir türlü bulamayacaksınız. Bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu aldıktan sonra sayılarımız diyorum buna. Ve daha önceki videoda bahsettiğim gibi eğer direkt ben sayıları girmeyeceksem şuraya A demek zorundayım. Bir de burada kullanıcıdan bu sayıları doldurmamız gerekecek. O yüzden bir tane daha for alıyorum buraya. Ayrıyeten şuraya int i diyorum. Burada for'un içinde kullanmak için. Buradaki i'nin oradaki i ile hiçbir alakası yok. Çünkü fonksiyonların içindeki değişkenler ana fonksiyonda tanımlanmazlar. Sadece kendi fonksiyonu içinde tanımlı olurlar. O yüzden buraya yine aynı şekilde bir for döngüsü oluşturuyorum. Burada tek tek kullanıcıdan bunları kopyalayalım. Çünkü aynı yapıyı kullanacağım. Kullanıcıdan tek tek sayıları girmesini isteyeceğim. Sayı gir diyorum. Hepsinde sayı gir diyelim. Ve sayıları tek tek girecek. Burada ama dikkat etmeniz gereken şey sayılarımıza girmesi gerekiyor onları. Buraya sayılarımız diyorum. Daha sonra buraya i ekleyeceğim. Hani sıfır olduğunda sıfırıncı konum, bir olduğunda birinci, ikinci diye tek tek dolduracak istediği yere kadar. Doldurduktan sonra şimdi biz fonksiyonumuzu çalıştırabiliriz. Tek çift diyorum. Parantez içinde sayılarımız array'ini göndereceğim. Burada köşeli parantez koyduğum için burada ayrıyeten koymama gerek yok. Sadece array'in ismini yazmam yeterli. Ve son olarak boyutu olan a'yı yolluyorum ve kodum bitiyor. Eğer görmediğim bir hata yoksa kodun çalışması gerekiyor. Buraya noktalı virgülleri unutmuşum. Tekrar deniyorum. Kod çalıştı eğer. İçinde bir hata yapmamışsan bakalım doğru mu çalışacak. Mesela 3 sayı girmek istiyorum. Birinci sayım tek olsun 9. İkinci sayım çift olsun 8. Bir tane de 5 gireyim. Şurada görüntünün güzel olması için bunları alta geçirme komutu olan şu işaretle en yapıyorum. Yoksa kod çalışmasına rağmen görüntü açısından kötü bir görüntü ortaya çıkıyor ve sanki hatalıymış gibi duruyor. Mesela 5 sayı girmek isteyeyim. Hızlıca burada giriyorum sayıları. Videoda bir hata oldu. Şimdi tekrar aynı yerden devam ediyorum. Mesela 7 tane sayı girmek istiyorum. Sayı gir diyor. Sırasıyla burada hızlıca 3, 4, 2, 10, 16, 14, 18 diye kaç tane sayı girdik? Bu da 3, 6, 7. Demek ki orası doğru çalışıyor. 3 sayısı bir tek sayıdır. 4 sayısı bir çift sayıdır. 2 sayısı bir çift sayıdır. 11 çift, 16 çift, 14 çift, 18 çift. Gördüğünüz gibi program tamamen istenilen şekilde çalışıyor. Ve görüntü açısından da bu enleri eklediğim için iyi oldu. Bu örnekte anlatmak istediklerim bu kadardı. Burada öğretmek istediğim yeni şey fonksiyonların içine nasıl array gönderip o array'i o fonksiyonda kullanabiliriz. Onu anlatmaya çalıştım. Tekrar etmek gerekirse burada önemli olan püf nokta şurada int sayılar köşeli parantez dedikten sonra buradaki for'ların içinde kullanmak için boyutu ayrıca ana fonksiyondan istemek zorunda fonksiyon. Çünkü fonksiyonlar kendi başına o array'in kaç tane elemanı olduğunu bilemez. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Lütfen eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu YouTube'da algoritmanın bizi yükseltmesini sağlıyor. Bir sonraki videoda yine C serimize devam edeceğim. O örnekte görüşmek üzere.